konuşmalarını yapmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Genel Başkanım. Selamünaleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak bu toplantımıza hayırlara vesile kılsın. 3 saattir dinliyorsunuz. Dinlenmek konuşmaktan biraz daha zor. Zaman uzayınca insan konuşulanları tam olarak algılayamıyor. Aslında bugün önemli bir konuyu Esam gündeme getirdi. Değişim ve dönüşümleriyle yeni dönem ve İslam Birliği. Aslında ben size biraz daha teferruatlı bir şekilde bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyordum ama zaman buna müsait değil, uygun değil, yoruldunuz. Yalnız dikkatinizi birkaç noktaya çekip huzurlarınızdan ayrılacağım. Değişim ve dönüşüm, dünyada bir takım değişiklikler meydana geliyor. Elimizde olan olmayan sebeple iklimler değişiyor. Şu anda fırtınalar, işte zelzeleler, yangınlar, sel baskınları giderek artıyor. Hava kirleniyor, nefes almakta insanlar zorlanıyor. Bunun karşısında bir takım tedbirler almaya ihtiyaç var. Aynı zamanda bu dünyada hükümran olmak isteyen ülkeler de kendi hükümranlıklarını devam ettirebilmek için bir taraftan kendi aralarında çekişirken bir taraftan da gelişmekte olan ülkeler üzerinde hükümranlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Bunların karşısında İslam alemi olarak biz hangi politikalara yapışacağız, hangi politikaları uygulayacağız, bu bizim için önemli. Değişim karşısında biz bir takım politikaları geliştirmek mecburiyetindeyiz. Ama bir dönüşüm var. Dönüşüm dediğimiz bizim inancımızın temeli olan bir takım mefhumların değişmesi ki biz buna direnç göstermek mecburiyetindeyiz. Aile mefhumu yok oluyor. Eşcinsellik sanki insanlığın şu anda vazgeçmesi mümkün olmayan bir hakmış gibi takdim ediliyor. Aile mefhumu yok ediliyor, tahrip ediliyor. Ahlaki değerlere kimse itibar etmiyor. Geride kalmış deniyor. Biz bunun karşısında elbette direnmekle mükellefiz. Bundan dolayıdır ki İslam alemi bu iki konu üzerinde değişimler konusunda yeni politikalar oluşturmak, ekonomide, teknolojide, sanayide, öbür taraftan da bizi dönüştürmek isteyen etkilere, çevrelere karşı da direnç politikaları geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları yapabilmek için elbette fikri çalışmalarımıza ihtiyaç var ama en önemlisi güçlü olmak. Eğer biz İslam ülkeleri olarak güçlenemezsek, iktisadi yönden, sanayi yönünden, teknolojik yönden, manevi değerlerimizin üstünlüğü pek de büyük bir mana ifade etmez. Çünkü kimse bize itibar etmez. Cihat elbette bu tip zorluklar karşısında çaba göstermektir. Bütün gücümüzle. Ama güç kazanmak bunların arasında en önemli olanlardan birisi, hatta başta gelenidir diyebiliriz. Bundan dolayı özellikle toplumların içinde siyasette şu anda rol alan arkadaşlarımızın, Banksa Moro için şimdi dinledik, hem kendilerini tebrik ediyorum, hem de inşallah başarılarını, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu dediğim hususların hepsini gündemlerine alarak çalışma yapmak mecburiyetindeler. Onlar da ister istemez daha şimdiden ülkelerinin kalkınmasını, tabii kaynaklarının değerlenmesini, güçlenebilmek için dışarıdan bir takım kaynakların ülkelerine aktarılmasını düşünüyorlar, planlıyorlar ve planlamak mecburiyetindeler. Elbette onların şartları
biraz daha farklı ama bağımsız olan bütün İslam ülkelerinin bunu birinci mesele yapma ihtiyaçları var. Onun arkasından da biz elbette bir araya gelmeyi, bir araya gelerek daha da etkili bir güce sahip olmayı planlamak mecburiyetindeyiz. Bu toplantıların 27.sini yapıyoruz. İslam ülkelerinde farklı sebeplerle bir takım kardeşlerimiz iktidara geldiler. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama bu arkadaşlarımız acaba bu politikaları ne noktada uygulayabildiler? Veya bir kısmı geldikleri gibi maalesef dış etkilerle makamlarından uzaklaştırıldılar, ihtilallere maalesef maruz kaldılar. Bunları da dikkate almak mecburiyetindeyiz. Biz birlik ve beraberlik olmazsak dışarıdan gelen etkilere karşı direnemeyiz. Birlik beraberlik elbette önce fikri yönden, inanç yönünden olacak ama onun arkasından da bizim gücümüzü artıracak tarzda ekonomik, sanayi ve teknolojik yönden de olacak. Biz İslam Birliği'ni kurduk. Allah razı olsun. İslam Konferansı örgütü Kral Faysal'ın aslında İslam alemine bir hediyesidir. 1967-69 Arap-İsrail Harbi'nden sonra kurulmuştur. Biz bir araya gelelim öyle direnelim diye. Ama onu kendi yeğenine vurdurdular. Şu anda İslam Birliği'nin sadece adı var, kendisi yok. Çünkü kendisinin olması, etkili olması manasına gelir. Allah rahmet eylesin. Bu kadar büyük bir teşkilat ayağa kalkamayınca Erbakan Hoca rahmetli, o da en azından etkili olabilecek Nijerya'dan ta Endonezya'ya kadar 8 ülkeyi içine alan, toplam nüfusu İslam aleminin nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden, en zengin petrol kaynaklarına sahip 8 ülkeyi bir araya getirerek bir yeni oluşuma adım attı. O da maalesef tabiri caizse ölü doğdu. Evet, bir takım çalışmalar yapılıyor ama bunların hiçbir tanesi bizi güçlendirmiyor. Bir teşkilatın adının var olması kendisinin var olduğu manasına gelmez. Etkili olduğu manasına gelmez. Etkili olmayan bir kuruluşun olmamasıyla olması arasında fark yok. Hatta bazen zararlıdır bile, çünkü yenisini kurmaya kimse teşebbüs etmez. Zaten bir netice alınmıyor diye bir hissiyata kapılır. Bundan dolayı daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu derdimiz bizim. İslam ülkesi, ülkeleri aslında her yerde kanayan bir yaraya dönüştü. İşte Afganistan yıllardır problemleriyle uğraşıyor. Ban Ki-moon'da bir adım atıldı elhamdülillah, bundan memnuniyet duyuyoruz. Myanmar'da, Arakan'da ciddi bir katliam var. Maalesef D8'lerin bir üyesi olmasına rağmen biz Bangladeş'in içinde bir takım idamlara, katliamlara maruz kaldık. Yemen'de bir katliam var. Irak'ta, Suriye'de meydana gelen hadiseleri biz hafife alamayız. Mısır'da maalesef farklı bir yönetim iş başına geldi. İslam alemi bu yönetimle baş edemedi. Aslında o yönetimin şartlarını dikkate alarak belki de bir takım ciddi adımlar atılabilirdi. Biz fikir üretmek, politika geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa tenkit etmek, sadece fikirlerimizi gündeme getirerek infial duymak, yerden yere vurmak yönetimleri, bunlar bize bir şey kazanmıyor ki. Biz problemleri çözmekle mükellefiz. Çözmek için politika oluşturmakla mükellefiz. Bizi hedefe ulaştıracak adımlar atmakla mükellefiz. Maalesef Batı bizim karşımızda kendimizi kendimize vurdurtarak bir takım politikalar hazırlıyor. İşte şimdi biraz önce Hacı Murat Bey'in söylediği, siz bir yerde bağımsızlığınızı kazanacaksınız, otonom bir idareye kavuşacaksınız ama sizi içinizde savaşa mecbur bırakacaklar. Bu ne akıldır? İslam alemi olarak biz bunların tamamı üzerinde düşünmekle mükellefiz. Üzülerek ifade ediyorum. Bir araya geldiğimiz zaman
ne kadar ulvi değerlere sahip olduğumuzu yarışırcasına dillendiriyor. Hepimiz çıkıyor başka bir ayet-i kerime, başka bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'den bir takım kıssaları gündeme getiriyoruz. Tamam da sonra elhamdülillah buradan ayrılıyoruz. Eski tas, eski hamam, hiçbir şey değişmiyor. Biz değiştirmekle mükellefiz. Dışımızda meydana gelen değişikliklere karşı yerine kaldığı göre elbette tavır almakla mükellefiz. Yeni politikalar üretmek mecburiyetindeyiz. Biz dünyevileşmeyiz. Dünyevileşmek demek, dünyaya esir düşmek demek, kalbimizi ona kaptırmak demek. Ama biz kendimizi dünyadan tecrit edemeyiz. Namaz da güzel, zikir de güzel, oruç da güzel, zekat da güzel. Sonra biz bunları bir ibadet aşkıyla yaparız. Cenab-ı Hak'la olan münasebetlerimizi tanzim edebilmek için, bağlılığımızı hatırlayabilmek için, mesuliyetimizi hatırlayabilmek için biz bunları yaparız. Ama ondan sonra bizim üzerimize başka mükellefiyetler geliyor. En başta da cihat. Cihat, hakkı hakim kılmak için yapılan mücadeledir. Ve bir bütündür. Ekonomik mücadele de bir cihattır yeri geldiği zaman. Teknolojide yapılan mücadele de bir cihattır. Haksızlığı ortadan kaldırmak için yapılan bir mücadele cihattır. Zalim sultanın karşısında hakkı terennüm etmek cihadın zirvesidir. Bunları da yapmakla mükellefiz. Ama İslam alemi son zamanlarda üzülerek ifade ediyorum, kısırlaştırılıyor. Artık bir araya gelmekten bile endişe ediyoruz. Biraz önce iki konuyu da dile getiren kardeşlerimiz geldi. En uzun mücadele. Birisi Filistin'de, öbürü Keşmir'de. 70 yıllık mücadele. Hatta biraz daha eskiye dayanır bu, özellikle de Filistin. Osmanlı dağıldıktan sonra Filistinliler bir mücadeleyle karşı karşıya kaldıklarını, başlarına bir takım çorapların örülme hazırlığının yapıldığını hissettiler. 48'de de İsrail'in kurulmasıyla bunun gerçekleştiğine şahit oldular. Bugüne kadar direniyorlar. Dirençleri ne oldu? Gazze'de açık hava hapishanesine dönüştü o mücadele. Yanlarında kim var? Bizim gibi elinde gücü olmayan insanlar. Biz onlarla beraber, sonuna kadar da beraber olmakta kararlıyız. Ama ne kadar etkimiz var? Ne kadar etkili olabiliyoruz? Şimdi İslam aleminin bir kısmı kalkıyor ayağa, ulemadan güya o toprakların aslında Yahudilere Cenab-ı Hak tarafından vaat edildiğini kendisi söylüyor. Nereden çıktı bu laf? Arz-ı mev'ud bizim inancımızın içinde değil ki. Arz-ı mev'ud Yahudilerin kendi kitaplarına göre kendilerine vaat edildikleri topraklar. Bizim için orası mukaddes topraklar. Biz o topraklarda elbette adaletin hakim olmasını arzu ederiz. Osmanlı veya ondan önceki idareler hiçbir din mensubuna kendi ibadetlerini oralarda yapmaları konusunda engel teşkil etmediler. Ama bu zalimler geldi, şimdi Müslümanlara kan kusturuyorlar. Ve bütün dünya da bunların arkasında. Şimdi de İslam aleminin bir kısmı onların arkasına düştü gidiyor. Bu mücadele böyle yürümez muhterem arkadaşlar. İcraat lazım. Laf evveliğini bizim gibiler yapar. Yani sırtında herhangi bir mesuliyet taşımayan, tabiri caizse, elinde herhangi bir yetki bulunmayan insanlar, biz konuşuruz. Daha da öteye gidemeyiz. Ama icra mevkinde bulunanların mutlaka bu işe müdahale etmesi gerekir. Müdahale zor bir iştir. Cesaret gerektirir. Fedakarlık gerektirir. Risk almayı gerektirir. Biz bunları yapmak istiyorsak, ama demin söylediğim gibi başa dönüyorum, ekonomik yönden güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Zayıf olanların kimse itibar etmez. Kimse tehditlerinden korkmaz. Sanayileşme yönünde biz güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Teknolojide biz zirveye çıkmak mecburiyetindeyiz. Ha, ondan sonra da siyasi birlik elbette gelecek. Ha, siyasi birlik olur mu? Bizim kanaatimize göre mutlaka bir gün gerçekleştirecek.
gerçekleşecek. Yarın mı, öbür gün mü, daha öbürsü gün mü onu bilmiyoruz. Ama biz bu ideali hiçbir zaman zihnimizden, kalbimizden çıkaramayız. Bunun için de bir araya gelmeye, bu konuyu üzerinde tekrar tekrar durmaya mecburuz. Cemaat bize emredilmiş. Namazın makbulü cemaatle kılınan, çoğumuz evimizde kılıyoruz. Ama birliği, bütün dünyada birliği sağlayabiliyor muyuz, sağlayabiliyor muyuz derseniz, hac mevsi bunun en güzel delili. Hacda dünyanın dört bir tarafında farklı lisan konuşan, farklı kültürlere sahip, farklı alışkanlıkları bulunan, derisinin rengi farklı olan insanlar bir araya geliyor, huzur içinde Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetlerini yerine getiriyorlar, birliklerini teyit ediyorlar. Kavga da çıkmıyor. Bu bizim için en güzel örnek. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz tefekkür etmeye mecburuz. İnsanız. İnsanın bütün yaratılmışlardan farkı insana, bize akıl verilmesidir. Akıl verildiği için mesulüz. En büyük nimet. Ancak insana Cenab-ı Hak aklı vermiş ama insanı da serbest bırakmış, hür bırakmış tercihinde. Kendi aklınla eğer Cenab-ı Hakk'ı tanır, onu mabud olarak kabul edersen mükafatlandırılırsın. Ama eğer karşı çıkarsan da elbette cezasını görürsün. Niye? Aklın olduğu için, aklı doğru kullanamadığın için. Biz sadece aklı bu noktada değil, aynı zamanda dünyada meydana gelen hadiseler karşısında da kullanmak mecburiyetindeyiz. Tefekküre ihtiyacımız var. Niye biz bu haldeyiz? Niye bu halden kurtulamıyoruz? Nasıl bir araya geliriz? Karşılaştığımız problemlerle nasıl mücadele ederiz? Bunların üzerinde fikir üretmeye, fikir yürütmeye ihtiyacımız var. Bizim mütefekkirlerimizin büyük bir kısmı ne yazık ki bu konudan uzak fikirler üretiyorlar. Dediğim gibi biz inancımızın ne kadar mükemmel olduğunu tekrar tekrar dile getiriyoruz. Tamam da o mükemmelliğin ışığında biz bu dünyaya, kendi memleketimize huzuru nasıl getireceğiz? Kimse bunun üzerinde fikir yürütmüyor. Bizim burada mütefekkirlere de, siyasilere de, müteşebbislere de görev düştüğü kanaatindeyiz. Aslında birazcık lafı uzattım. Allah hepinizden razı olsun. Buraya geldiniz. Buraya gelmek bile bu istikamette atılan önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Esselamu Aleyküm muhterem arkadaşlar.